Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Yani soğuk tabii bir havada. Patronun ölümünden ötürü iyiyim. Demek ki adet oldu da. Gerçekten çok üzgünüm. Yani çünkü biz yani ben 85 yılında Yılanların Öcü'nde birlikte oynadık. Ve o zamandan bu yana ya en son herhalde 15 gün falan oluyor konuşalı. Hiç birbirimizin üzerinden, daha doğrusu o bizim üzerimizden elini çekmedi. Çünkü gerçek dostluğun ne olduğunu biz ondan öğren. Ben ondan öğrendim şahsen. Benim mesela sinemada en uzun dostluklarımı kaybetmediğim de bir tanesi Fato'dur, bir de Müjdar. Böyle insanların, böyle dostların olması insanda her zaman bir şey yaratıyor. İyi bir duygu yaratıyor. Bir yanımız eksik kaldı diyelim. Yani hep dünyanın en güzel gözlü kadınını kaybettik. Çok iyi yürekli biriydi. Yardımsever, gönlü bol. Çok iyi bir insandı. İlk bir acı haberi duyduğunuzda ne yaşadınız? Sabah ben zaten çok erken sete kalktım. Yani hazırlanırken şeyde söyledim, bugün çalışmıyoruz da yarın çalışıyoruz ama hocamıza da dedim, yani benim Fato'nun cenazesinde olmam lazım tabii ki dediler. Yani yarın olursa yarın, çünkü buradan Bodrum'a yani o vasiyeti şeyin, Memduh abinin yanında gömülmek. Öyle yani, çok acılıyız tabii. Peki nasıl bir dostunuz vardı? Ama Dinçinlar'ını kaybetti. Nasıl bir dostunuz vardı yani set dışında arkadaşlarınızla? Tabii, biraz tabii, Fatma Hanım'ı bize yaşadığınız hatıralardan da yola çıkarak özetleyebilir misiniz? Ya nasıl yani, bir buçuk ay çalıştık biz şeyde, Uşak'ta. Sonra yani ben hep, yani hep birlikte olduk yani, hiç sürekli telefon, özellikle Bodrum'a yerleştikten sonra sürekli telefon konuşmalarımız oluyordu. Hatta bu rahatsızlığı şey olduğunda dedim bir gün, ya bu dört yapraklı yoncanın en cengaver insanıydın. Kristal bebek gibi oldun sen dedim. Çok gülmüştü. Öyle tarihsiz bir şey. Yani ne bileyim, 79 yaş da artık günümüzde öyle şey bir yaş değil. O yüzden gerçekten çok üzgünüm. Yani Fatih'i kaybettiğim için çok üzgünüm. Sezen Aksu da sizin çok yakın arkadaşınız. Benim çok, evet. Son zamanlarda Sezen Aksu'nun yanındayız. Onu söylemek istiyorum. 5 yıl önce yazdığı şarkı nedeniyle yani eleştirdim. Yani işte 5 yıl önce hepimiz için geçerli. Bu 5 yıl önce, 3 yıl önce yazdığım bir şey. Ama biz o yazdıklarımızdan geri basmıyoruz yani. Zannetmesen kimseden korkmuyoruz, kimseden çekinmiyoruz. Yani Sezen Aksu da çok kahraman bir insan yani. 5 yıl önce kimseyi rahatsız etmemiş. Ne bileyim, bunu bazı gerçek din adamları da açıkladı televizyonlarda. Yani böyle bir anda İslam'ın peygamberi gibi böyle sahiplenmek falan şey, tamam ya, yani ilk insan o bile şey, gerçekten ilk insan mı onu bile bilmiyoruz yani. Yani şeylerin de Adam diye isim yok mu şeyde, Amerikalı da bilmem yani. O yüzden yani bu kadar şey yapmamak lazımdı ama Sezen Hanım'ı aradınız mı? Öyle bir şeyler tırmalıyorlar. Bir yerlerden bir şey çıkaralım diye düşünüyorlar. Konuştunuz mu kendisiyle Sezen Hanım'ı? Sezen'le konuşmadım ben. Sezen'le konuşmadım ama ya illa konuşmak gerekmiyor. İnsanın dostunun yanında olması. Sadece Sezen Aksu benim arkadaşım olmasa da yanımda olurdum. Haksızlıklara karşı ben hiç susan bir insan değilim yani. Yani Sezen Aksu, ya Sezen Aksu işte herkesin bir anısı vardır yani, ne bileyim. Sezen Aksu'nun bir şarkısına dokunmadığı insan var mıdır Allah aşkına? Yani mecazi anlamda kullanılır. Üzgüne şey, bir şarkı ağzında şey yaparsın. Yani öyle. Sezen Aksu çok önemli bir insan. Yani bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Peki efendim, şu an camdaki kızdasınız. Evet. Nasıl gidiyor çekimler? Güzel, güzel gidiyor. Çok beğenildi. Evet, beğenildi. Orada güzel hatta gidiyor. Size bir açıklama yapmıştınız. Kızımıza iyi davranın diyorlar. Evet, İnsanlar evet, bayağı evet, sevdiler onu, diziyi. Onu çok söylüyorlar yani. Evet, nasıl, iyi davranıyor musunuz? Tabii çok. Yani o bir şey, rol işte. Evet. Yani ilk defa böyle bir rolüm, biraz zorluyor beni ama şey... Çünkü benim karakterimin çok dışında bir şey Feride. Dizi hakkında ne söylemek istersiniz? Ha? Çok beğenildi, devam edecek sanıyoruz. Daha herhalde, da güzel gidiyor. Herhalde yani
rating işi bu. Ratingi olmazsa kaldırılıyor biliyorsun. O kadar insan emeği, yani biz oyuncu kadrosu ne kadar öndeysek, yani diyelim ki 10-15 tane çekirdek kadrodan böyle şey roller, principal roller, ama arkada 150 kişi çalışıyor. Yani bir yıl emekçiyle birlikteyiz. O yüzden kaldırılması şey değil. Bütün diziler için bu böyle. Rating bitince hemen kaldırılıyor ve insanlar ona göre işlerini ayarlıyorlar. Yani bizim işimiz de şey değil. Yani günlük olaylarda mutlak şey istiyorlar. Rating istiyorlar. Rating savaşları. Öyle. Teşekkür ederiz. Sizler de emekçisiniz. Sizlere de kolay gelsin. Sağ olun. Yerler buzlu. Yok ben dikkat ediyorum. Böyle bir işe çıkayım dedim. Yani insan bu kadar şeyden daralıyor. Evet. Yani böyle bir kendimi sokağa attım. Tamam, dikkat edin efendim. Yerler buldum. Teşekkürler. Kolay gelsin sizlere.